Atlas Okyanusu'ndan Boğaziçi'ne geldiğim gün. Dün başka bir coğrafyanın sarsıntısını yaşayacaktım. Aslında ta içimde kopan bir kıyametin sarsıntısı bu. İçimde bir deprem olmuş. Hindi Kuş dağları yürümüştü sanki. Kalemin ve kelamın tükendiği yerdeyim. Tam 30 yıldır ruhuna büründüğü Afgan dağlarından gelen haber karşısında yazacağım her sözün eksik kalacağını biliyorum. İnandığı gibi yaşanılan ve yaşadığı gibi hayata konulan bir nokta. Biliyorum. O, özgürlüğe adanan hayatı ve özgürlüğe uçan ruhu karşısında sarf edeceğim her kelam onu kısıtlayacak. Bilseydim eğer henüz bir ay kadar önce Alp dağlarına karşı birlikte yaptığımız yürüyüşü Afgan dağlarında da Hindi kuşlarda da devam ettirip ötelere taşıyacağını, o yürüyüşü hiç bitirmezdim. Hayatı yürümekle geçti. Dünya bağından azade bir yürüyüşle. Adeta bu şehirden gidiyorum. Gururu kırılmış soy atlar gibi, der gibi yürüdü. Bu şehirden, kirlenen dünyamızdan dağlara, yükseklere tırmanmayı yeğledi. Ömrü boyunca ötelere katlanır gibi yürüdü. Aslında ne gururu kırıktı, ne de ruhu ezilmişti. Öfkesinde bile bir merhamet vardı. Güzel ölümün peşindeydi. Selamünaleyküm değerli kardeşler. Yine güzel bir kitapla, güzel bir zatı, muhteşem bir zatı anlatan güzel bir kitapla gönlünüzdeyiz, karşınızdayız, huzurunuzdayız inşallah. Bugün hangi kitabı yapalım dedik, düşündük, taşındık, böyle güzel de bir iki istişare yaptık ve rahmetli şehidimiz Bahattin Yıldız abinin Ümmetin Yüreği adlı bizatihi onun hayatını anlatan, böyle dostlarının dilinden işte yazılar yazdıkları, onun böyle aziz hatırasına, şehadetine yürüdükten sonra aziz hatırasına yazdıkları güzel yazıların derlendiği bir kitap. Özgün Yayıncılık'tan çıktı. Sabahleyin bu kitabı yapmadan önce doğal olarak ya Özgün Yayıncılık'tan Cemal abimiz var. Çok değerli, güzel bir abimiz. Dünyanın en büyük kitapçısının sahibi. Cemal abimizi aradık. Ben ona yaprak adam diyorum. Neden dediğimi bir gidin bakalım, tanışın inşallah. İstanbul'da İHH'mız var bizim, genel merkezi Fatih'te. İHH'nın hemen tam karşısında böyle Özgün Yayıncılık. Cemal abi. Cemal abiyle konuştuk, dedim ki Bahattin abinin işte Metin Yüreği kitabıyla alakalı kardeşlerimize buluşturalım, ne yapalım abi dediğimde Cemal abi hemen başladı işte nasıl yapalım, şunu yapalım, işte şunları anlatsan güzel olur Gazi kardeşim deyince cümlenin sonuna doğru şöyle dedi: ya Gazi öyle heyecanlandırdı ki beni dedi, o da dükkanın içerisinde ileri geri yürüyorum şu an dedi. Evet değerli kardeşler, bazı isimler vardır ki insanı heyecanlandırır, harekete geçirir. İşte rahmetli Bahattin abi de bu isimlerdendi. Peki abi nasıl birisi bu abimiz de Cemal, Bahattin abimizle alakalı ne dedi, nasıl bir cümleyle başlayalım Cemal abi dediğimizde çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki o ülkenin, yani o bu ülkenin sessiz öncülerindendi. Yaşadığımız bu toprakların sessiz öncülerindendi. Evet, yine kitabın işte bu ilk hemen direkt okumaya başladığımız bölümde yine rahmetli Akif Emre'nin haberi aldıktan sonraki yazdığı bir yazıydı. O da muhteşem bir isim. Yani tartışılmaz, böyle hani kıymeti bilinemeyen isimlerden diyelim. İnşallah onun da bir kitabını ilerleyen zamanlarda, belki de yayından belki geçmiş zamanda da yapacağız, bilemiyorum. Ama mutlaka onlarla da sizi buluşturacağız. Derdimiz neydi değerli kardeşlerim? Bu güzel isimlerle okumaya çalıştığımız, bilmeye çalıştığımız, öğrenmeye, tanımaya çalıştığımız güzel güzide isimlerle, belki cins isimlerle, farklı ruhlarda, farklı dünyalarda da olabilirler. Fark etmez. İdeolojik olarak onlar bizi ilgilendirmez. Biz alacağımıza bakarız. Ama bugün muhteşem biyografik de bir çalışma olan bir kitap. Rahmetli Bahattin abiyi tanımaya çalışacağız. Bakalım Cemal abi de güzel bir yazı yazmış. Ne demiş? Okuyalım. Onunla bir üniversiteli evine sohbete gitmiştik. O sohbetlerinde sürekli cihat diyordu, mücahit diyordu, Afganistan, ümmet, direniş, zafer diyordu. Hepimizin kanı kaynıyordu. 90'lı yıllardı. O babacan üstüne basa basa kendine has vurgusuyla Cemal dedi. Gençlerimizin düşünce dünyasını oluşturacak kitaplar yayınlamalıyız. Ben bu iş için uygun biri olmadığımı söylediysem de Bahattin abinin ısrarı ve iknası işe yaradı. Ve Özgün Yayıncılığı kurduk. Yayın evi gündüz iş yerimiz, gece evimizdi. Aynı zamanda menemen dışında yemeği olmayan bir aş eviydi. Gençlerin eğitimi için sürekli yayınların önemine değinirdi. Etrafını kitap ve dergi yayıncılığına teşvik ederdi. Özgün Yayıncılık bu derdin neticesidir. Kitaba, okumaya özel bir ilgisi vardı. Yanında her zaman okuyacağı bir kitap bulunurdu. Bulunmadığı zaman ise kendimi ayakkabısız sokağa çıkmış hissederim.
diye tarif ederdi. Eski kitapların satıldığı yer, sergileri onun uğrak yeriydi. Bazen bu sergilerden ya da hurdacıya düşmüş bir kitabı alır gelir, ya bu kitabı yayınlayabilir miyiz der gibi gösterirdi. Meğer onun ilkokul birinci sınıftayken ilk dinlediği kitaplar, karların yolları kapattığı uzun kış gecelerinde, köy odasında odun sobasının etrafında açılıp okunan Osmanlıca gazavat kitaplarıymış. Battal Gazi Destanı, Kan Kalesi, Köroğlu, Hayber Kalesi cenkleri onun eski günlerine götürmüştü. Bahattin abideki korkusuzluk ve cesaret de çocukken dinlediği gazavat ve cenk hikayelerinin payı olduğunu düşünürüm sürekli. Evet, demek ki çocukken, hani küçükken hep de deriz ya, dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin. Bugün demek ki anne babalara düşen bir görev bu. Küçük yaşlarınızda evlatlarınızla hemhal olduğunuzda, muhabbet ettiğinizde, onlara bir şey anlatmaya çalıştığınızda hep böyle muhteşem karakterleri, güzide isimleri, onların olmasını istediğiniz. Kızınız varsa ona Hazreti Meryem'i, Hazreti Fatıma annemizi, Ayşe annemizi, o güzide insanı, Rabia'yı, belki bugünümüzde Esma'yı anlatmamız gerekiyor. Bu çok güzel hanımefendileri. Erkeklerimizi herkese işte Hazreti Peygamber'in hayatı olduğu gibi, işte nedir, Hazreti Ömer, Hazreti Aliler, değil mi? Hazreti Osmanlar, Musab bin Umeyrler, belki bugünlere yaklaştığımızda Fatih dede, Yavuz dede, Abdülhamit dedeler ve asrımızda yaşayan muhteşem isimler var ki Bahattin abiler, bu yüzyıldaki yetişmiş güzide insanlar ve inşallah bunlarla buluşturmamız gerekiyor böyle küçücük yaşlarda evlatlarımızı ve özellikle şu anda büyüklerimiz, işte liseye, üniversiteye giden kardeşlerimizi, bu isimleri tanımanız gerekiyor güzel kardeşlerim. Bu isimlerin hayatlarını öğrenmeniz gerekiyor. Bahattin abinin özelliklerinden bir tanesi, Erzurumludur zat kendisi. Aynı zamanda çok güzel kayak yapan, yani dereceleri olan, iyi bir koşucu, iyi bir dövüş sanatları uzmanı. Ya bugün aslında, bugün bu çağda yaşayan bir gencin, ben buradayım diyen, benim derdim var, davam var diyen bir gencin olması gereken her hal. Hep hareket, hareket, aksiyon, hareket, hep böyle bir yoğun bir tempo halinde. Ve şehadeti de zaten Afgan dağlarında yine mazlumlara, evlatlarımıza, kardeşlerimize, oradaki garip kardeşlerimize yardım etmeye giderken, onlarla omuz omuzu belki cenk etmeye giderken oldu. Kaldı ki oradaki bir cengi esnasında da omuzundan yaralanmıştı ve onun gaziliğini de yaşıyordu hayatında hakeza. Evet, devam edelim. Rahmetli Cahit Zarifoğlu, yaz Abdülhamit, oraları yaz. Sana önemsiz gelebilir ama her şeyi yaz diyerek cepheye ulaştırdığı mektuplarla onu yazmaya teşvik etmişti. Böylece bizim kardeşliğimizin hikayesi de yazan birisi var diye söylemişti. Evet, Abdülhamit demesini neden acaba dediğimizde, tabi Cemal abiden de öğrendiğimiz kadarıyla Abdülhamit Muhaciri de mahlasıymış rahmetli abimizin. Mekanı cennet olsun. Yine Cemal abi devam ediyor kitapta. Diyor ki 80 öncesi adeta bir İslam ekolü hüviyetinde olan Erzurum ve oraya okumaya gelen genç İslamcı gençlerin etrafında örgülenen bir eser, Kar Çiçeği romanı. Genç Müslümanların mücadelelerinin seyrinde anekdotlarla sunulan, bizlere o günleri sürükleyen akıcı romanın da ötesinde bir belgeler kitabı. Ki rahmetli Bahattin abinin bir kitabı bu, Kar Çiçeği kitabı. Ve yine devam ediyor. Bir döneme tanıklık eden, hiç solmayacak güllerin vuslatını hikayeleştirdiği Güllerin Vedası kitabı. Bahattin Yıldız'ın 70'li yıllardan günümüze Türkiye bahçesinde yetişen güllerden, Bilal'den, Fuat'tan, Taceddin'den, Selami'den söz ettiği Hatmiye anneyi, Nur Bibi'yi unutmamamızı istedi. Onlar gittiler, giderken bir muştu gibiydiler dizelerini hatırlattı. Evet, bu güzel güzide isimlerle alakalı. Acaba kimlermiş bunlar? İşte onları da öğrenmek gerekiyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani bir şehidimizden bahsetmeye çalışırken yine aynı asra damga vurmuş başka şehitlerimiz, belki başka dünyadan göçmüş muhteşem isimleri de aynı güzel isim çerçevesinde şu an anıyoruz. Rahmet olsun hepsine, selam olsun hepsine. Yine duamız, görüşmek üzere onlarla da. Devam edelim. Bahattin Yıldız, dünyalık olan hiçbir şeye hırslı değildi. Yine muhteşem. Devam ediyor. Makam, mevki, şan, şöhret, zenginlik hiçbir zaman umurunda olmadı. Evet, yine Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu'na farklı bir muhabbeti vardı. Onu okumaktan ziyade yakından tanımamak bir kayıptır derdi. O gönül ehli, dostça yaklaşan içten biriydi diye anlatırdı. Bahattin abi bizim entelektüel cenaha açılan bir penceremizdi desem abartmış olmam diye anlatıyor Cemal abi. Valla sizlere yine duam olsun.
İstanbul'da dedik ya hani İHA Genel Merkezimiz hemen karşısında Özgün Yayıncılık'ta Cemal abi var. Yaprak adam diyorum ben ona. Niye yaprak adam diyorum? Cemal abi böyle kitap aldığımızda dünyanın en büyük kitapçısı orası. Rahmetli Asım abi öyle dermiş. Böyle bize ayraçlar da hediye eder. Fakat ben artık gittiğimde böyle ondan özel ayraçlar alıyorum böyle. Özel ayraç. Onun özel ayraçı. Özel ayraçlarımız da bunlar. Böyle yaprakları. Kendisi orman mühendisi aynı zamanda. İnşallah bir günde belki bir program yaparız. Onunla zorla konuştururuz onu da böyle. Kitaptan konuştururuz. Bahattin abiden konuştururuz. Güzide isimlerden konuştururuz. İnşallah değerli kardeşler sizler de Cemal abiyi mutlaka bir ziyaret edin. Tanışın. Çok muhteşem, güzel bir karakterdir. Güzel bir abimizdir. Gittiğinizde mutlaka öğrenciyseniz kitaplarda çok güzel indirim yapıyor. Aklınızda da bulunsun. Özgün Yayıncılık İstanbul'da. İHA Genel Merkezimizde Fatih'te. Fatih'te hemen onun İHA'nın karşısında. Özgün Yayıncılık. Mutlaka uğrayın. Oturun bir sohbet edin bakalım nasıl bir karakter. Devam edelim rahmetli şehidimizi anlatmaya. Yine İhsan Süreyya hocamızın, İhsan Süreyya Sırma hocamızın güzel adam. Yaşayan güzel tarihçilerimizdendir. Muhteşem bir isimdir. Onun yazdığı bir yazı var şehadetinden sonra. Oradan bir bölüm aldım. Cümle şöyle. Nur içinde yat Bahattin. Vücudun Afgan dağlarının pak karları altında, ruhun ise kim bilir ne güzel makamlardadır. Ölüm denen yolculuğa senin gibi birer fani olan bizler de çıkacağız bir gün. Önemli olan senin gibi arkasında dualar okunan, rahmetle anılan birisi olmaktır. Şayet bizler de sırat-ı müstakim üzere can verebilirsek, ötelerde senin gittiğin diyarlarda elbette görüşeceğiz ki, imanımız bunun için amirdir. Onun için şimdiki ayrılığımız göreceli bir ayrılıktır Bahattin. Gözün arkada kalmasın Bahattin. Senden sonra da bu dava ortada kalmayacaktır. Bıraktığın yerden yetişen yüzlerce, binlerce Bahattinlerle devam edecektir inşallah. Evet, yine çok güzel bir söz. Sırat-ı müstakim üzere diye bir cümle kullandı. Çok güzel. Cemal abiyle yine konuşurken rahmetli Bahattin abinin işte bu kitap hazırlanacağında, Ümmetin Yüreği kitabı hazırlanacağı sırada Hasan Aycin abi çok güzel bir isimdir, o da mübarek bir zattır. İnşallah onu da mesela çizgilerini özellikle takip edin. Kitapları da var çok güzel, onları da okursunuz. Onunla diyalog yapıyor. İşte bir kapak tarzı bir şey çizmesini istiyor derken o anda bir cümle kullanıyor. Onu da bir belgesel var. İnşallah belki altta bir linkini yazarız belki videoda. Orada izleyince cevabı alabilirsiniz. Aradan vakit geçiyor. Kitap basılacağı sırada Hasan abi, Allah ondan razı olsun, Cemal abi arıyor. Çizim hazırdır diyor. Evet, çizimi de Suat kardeşim şöyle bir yakın çekim yaparsa rahmetli Bahattin abiyle alakalı ona ithafen şöyle bir çizim yapıyor. Gözüküyor mu? Eyvallah. O sırat-ı müstakim üzereydi. Evet. Yine devam edelim yazılan güzel yazılara. Bu sefer de Yusuf Kaplan abi haberi aldıktan sonra şöyle bir yazı yazmış. İnanamadım tabii olarak. Çok üzüldüm. Ve bir o kadar da sevindim. Üzüldüm. Çünkü hayatlarını ümmeti merhumeye vakfe eden iki güzel insan. Bir abimiz daha şehit olmuştu o kazada. İki güzel Müslümanı kaybetmek insanı derin hüzne gark ediyor. Sevindim. Çünkü bu iki güzel insan da tam da yaşadıkları gibi uğruna nefes alıp verdikleri mücadele ve mücahede ettikleri kutlu inançları, davaları daha yükseklere yükselsin diye yola çıkmışken bu dünyaya veda ettiler. Ne mutlu onlara ki yaşadıkları gibi gittiler, geldikleri gibi huzur-u ilahiye vasıl oldular. Allah rahmet eylesin. Amin. Yine Bahattin abiyle alakalı şöyle bir cümle de yazmış Yusuf abi. Onu da okuyalım. O tam bir dervişti. Kibirden, hasetten, kıskançlıktan eser yoktu hayatında. Bir onur, bir şahsiyet, bir asalet timsalıydı Bahattin abi. Tek başına bir şiardı o. Tek başına bir şuurdu. Tek başına bir şiirdi. Tek başına bir destandı. Tek başına da bir destan yazdı ve gitti. Evet, böyle söylüyorlar. Rahmetli abimizin ardından mekanı cennettir. Yine onunla alakalı bir şiir de var. Cahit Zarifoğlu yazmış bu şiiri. Diyeceksiniz ki yani Bahattin abinin şehadeti, Cahit Zarifoğlu daha önce öldü vesaire. Öyle değil.
Bahattin abi Afgan cihadındayken omzundan yaralanıyor ve onun üzerine bir şiir yazıyor. Şiirde senkron kayması yapabilirim, okumada belki beceriksizliğim ortaya çıkabilir diye şiiri ben okumayacağım. Şiiri bizatihi inşallah yine duamız olsun. Cemal abiye gidin bir de ondan dinleyin. Zaten kitabın içinde de okuduğunuzda bunu göreceksiniz. Ki şöyle ibareler var. Orada şehitler Afgan derler ki gel iman armağanıyla boyan. Böyle bir başlangıcı var. İnşallah sizlere de bu şiiri böyle bizatihi Cemal abiden dinlemenizi dua ediyorum. Evet, sözü toparlarken bu sene İHA'dan böyle İyilik Öncüleri diye bir kitap çıkmıştı. Orada Gül Bahçesinde Çay diye bir bölüm var. Bunu da Allah razı olsun Başkan Bülent Yıldırım abi yazmış. O bölüm böyle kısa bir pasaj. Onu okuyalım ve hitam verdirelim. Rahmetli Bahattin abi bütün Müslüman gençlerin bildiği, tanıdığı bir isimdi. Yaşı ilerlemesine rağmen herkese sohbet edebiliyor, arayıp sorabiliyordu. Onlarla birlikte aynı yerlerde kalabiliyordu. Fedakarlığın vücut bulmuş haliydi adeta. Sabahları çorbalarını, çaylarını hazırlıyor, insanları namaza kaldırıyordu. En son Afganistan'a gitmeden bir gün önce bir yerde oturup eski günleri konuştuk. Üniversitenin ilk yıllarından bugüne kadar yaşadığı çok özel şeyleri aktardı. Hatta belki de birkaç kişinin bildiği, hayatında yaşamış olduğu şeyleri. Bu arada konu nereden açıldı hatırlamıyorum ama Bilal Yıldızcı'dan bahsettik. Bulunduğumuz mekan sahibinden rica ettik. Şu marşları aç. Orada Bilal Yıldızcı için söylenmiş marşı 10 defa dinledik. Belki kardeşlerimiz hatırlar. Hani Bilal öldü derler ise sakın inanma ana. Çünkü ben şehit olmuşum, şehitler ölmez ana. Hani bu Ezgi'yi hatırlamışsınızdır mutlaka. Grup Genç'ten de diye hatırlıyorum. Evet, Grup Genç'ten inşallah kardeşlerimiz dinlesin. Grup Genç'in çok güzel ezgileri de var tabii ki. Allah onlardan razı olsun abilerimizden. Devam ediyor. Bilal'in o gencecik yaşta neler kazandığını, ailesiyle olan ilişkilerini anlattı. O gün Bahattin abinin Bilal'i mi, şehitliği mi, yoksa hayatı boyunca beraber olduğu, şimdi şehit olan insanları mı özlediğini anlayamadım. Belki de hepsini özlemişti. Sanki Bilal o mekana gelmişti ve biz Bilal'in yanına gitmiştik. Ben kendisine senin bu sefer gitmeni istemiyorum dedim. Çevreden sevdiğimiz saydığımız abilerimiz de ya söyle gitmesin istemiyoruz biz de dediler. Ama bizi dinlemiyor sen söyle. Sonra birkaç gün geçince bir telefon geldi yurt dışından. Bahattin abinin sesi. Dedim neredesin? Dedi ki Hamit'in gül bahçesinde çay içiyorum. Gül bahçesi deyince benim içimden bir şey koptu. Afganistan'a gitmiş. Orada Hamit isimli arkadaşın bahçesinde çay içiyor. Bizi dinlememiş ve gitmesi gereken yere ulaşmış. Yetimler için gitmişti. Allah onun şehadetini kabul eylesin. Evet değerli kardeşler, yine kelimeler yetmez, kelam yetmez. Biz çekim yaparken dahi onlarca kez durdurduk, tekrar düzenledik, tekrar durdurduk, tekrar düzenledik, tekrar okuduk, tekrar okuduk. Gerçekten yetersiz kaldık bazı hallerde, bazı durumlarda. İşte bu güzel isimlerden bir tanesi de Bahattin Yıldız abi. Ümmetin yüreği, ümmetin böyle bilinmez kahramanlarından. Güzel isim Bahattin abi. Daha nicelerini böyle inşallah sizlerle buluşturmaya çalışacağız dilimiz döndükçe. Allah onlardan razı olsun. Allah onları rahmet etsin. Allah onları cennetiyle müjdelesin. Cennetini versin. Bizleri de onlarla beraber eylesin. Onlara sürekli deriz ki görüşmek üzere. O zaman sizlere de öyle bitirelim ki hep öyle bitiriyoruz. Yine her zaman olduğu gibi kitapla, muhabbetle, yürekten yüreğe bir köprüyle görüşmek üzere, buluşmak üzere. Allah'a emanet kardeşlerim.